Herkese merhabalar. Bu bölüm sizlere Huawei P Smart 2019 modelinde nasıl Gmail Bypass'ı yapabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle Gmail Bypass nedir? Bunu anlatayım sizlere. Bu ekrandayken telefonunuza eğer format attıysanız bu ekrandayken ileri geçiş yapamazsınız şu şekilde. Bazı durumlarda Gmail adresinizi doğru bile girseniz bu ekrandan sonra hata verir ve telefonu açamazsınız. Şimdi bu sorunun kolay bir yöntemi var çözümü için. Öncelikle geri çıkış yapıyorum komple. Ana ekrana geliyorum. Ana ekranda Türkçe dilimiz seçili olsun. Türkçe dilimizi seçtikten sonra burada acil durum araması var. Buradan şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu işlemleri yaparken videoyu asla atlatmayın. Arada küçük önemli şeyler söyleyeceğim. Bu videoyu atlatmadan izleyin. Zaten kısa sürecek. Şimdi burada yapmamız gereken yıldız kare 135 794 6 kare yıldız kare yıldız. Böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda şu şekilde yandan ortaya doğru bir çizgi çiziyorum ve böyle bir menü açılıyor. Bu menüde en üstte bulunan ana başlangıç sayfası diyor. Buraya tıklıyorum ve buradan da güvenlik ve gizlilik var. Bakın şurada. Buraya tıklıyorum. Buradan ilave ayarlar bölümüne tıklıyorum. Buradan da cihaz yöneticileri var. Cihaz yöneticilerine tıklayıp cihazımı bul var en üstte. Burayı tıklıyorum. Buradan da etkinliği kaldır bölümü var. Buraya tıklıyorum. Şu an buradaki işlemlerim bu kadar. Bir geri çıkış yapıyorum. Tekrar bir geri çıkış yapıyorum. Burada da kilit ekranı şifresi var. Buraya tıklıyorum. Burayı tıkladıktan sonra en üstte bulunan şifre ayarlak bölümü var. Burayı tıklıyorum. Şimdi buraya istediğimiz bir tane şifre yazıyoruz. Unutmayacağınız bir şifre olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seçtim ben. Parmak izi ayarlamak ister misiniz diyor. Şu anlık gerek yok. İptal diyorum. Evet, buradaki işlemlerim bu kadar. Bir geri çıkış yapıyorum. Tekrar bir geri çıkış yapıyorum. Buradan da en aşağıda bulunan sistem bölümü var. Sistem bölümüne tıklıyorum. Bu sistem bölümünde sıfırlama bölümü var. Sıfırlama bölümüne tıklıyorum. Buradan da tüm ayarları sıfırla bölümü var. Buradan tüm ayarları sıfırlıyorum. Buradan şifre isteyecek. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı giriyorum az önceki. Tüm ayarları sıfırla diyorum. Ve şu an işlemlerimiz başlatılıyor. Evet, böyle bir ekran karşıladı şu an bize. Ayarları sıfırladı ve direkt olarak telefonun ana menüsüne yönlendirdi bizi. Şimdi bir denemek için telefonu tekrar başlatıyoruz. Yeniden başlat diyeceğim. Eğer bu videoyla yapamazsanız hemen yukarıda kartlar bölümüne veya bu videonun sonuna bir tane video ekleyeceğim. O videoyla kolaylıkla yapıyor olacaksınız. Evet, şimdi cihazımız tekrar açıldı ve giriş yapıyorum. Şu an menüsüne ulaşabiliyoruz. Herhangi bir problem yok. Kolaylıkla bu işlemi yapabildik. Bu işlemi eğer yapamazsanız, sizin telefonunuzda bu desteklemezse hemen videonun yorumlar bölümünden bana ulaşarak bu sorun hakkında bilgi edinebilirsiniz veya videonun açıklama kısmında sosyal medya hesaplarından da beni takip edip oradan da bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.